Geleceğiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü kahvaltımızın ev sahibi Dilek Bedir ve Nihat Aslan Bey kahvaltımızı ev sahibi yaptıkları için kendilerine canı gönülde teşekkür ediyorum. Biz dedik ki bayram gelmeden önce, yani Arefe günü biz İstanbul Erzurumlar ailesi olarak beraber birlikte bir kahvaltıda oturalım dedik. Onun için böyle bir, yani bir herhangi bir konum olmadığı için açılımını yapmadık. Çünkü ayrıca iç içe olduğumuz için birlikte bir kahvaltı yapma gereğini duyduk. Onun için tekrardan kahvaltı sponsorlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Aramızda sanatçılarımız da var. Tabii ki konuşmak isteyen, herhangi bir şey sormak isteyen varsa buyursun. Yani meclis olarak konuşabiliriz kendilerimize. Ve Nihat kardeşime ve Dilek Hanım'a teşekkür ediyorum kahvaltılar için. Allah razı olsun. Allah kendisine bereket versin. Hepinizde bayramını kutluyorum. Nice güzel, mutlu, huzurlu, sağlıklı bayramlar diliyorum. Bizi de böyle bir araya getiren başkanımıza da teşekkür ediyorum. Tüm yönetimine, arkadaşlara, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum, sağ olun. Bekiyor. İsmim Halit Abay. 1967, Horasan doğumluyum. Öncelikle kıymetli başkana, yönetimine, üyelerine, bugün İstanbul Erzurumlar Derneği olarak düzenlemiş olduğunuz bayram öncesi bu kahvaltı programında şahsım adına sizleri saygıyla selamlıyorum. Başkan Bey'le uzun bir zaman beraber çalışmalarımız oldu. 3 sene yakın ama işlerimizden dolayı, yalnızlığımızdan dolayı ayrılma gereği duyduk. Fakat her zaman gözümüz, gönlümüz buradadır. Ki burada çok değerli dostları kazandık. Çok kıymetli hemşerilerimizle tanıştık. Gerek dernekte, gerek başka etkinliklerde bir araya geliyoruz, birbirimizi görüyoruz. Saygı, çok medeni ölçüler içerisinde birbirimize verdiğimiz saygıyı çok önemsiyorum. Tekrardan kahvaltı sponsoru olan kıymetli Nihat Bey'e ve Dilek Hanım'a da şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Kişilerine bereket diyorum. İnşallah bayram sonrasında da bir kahvaltı olabilir. Yine de her zaman bir araya
gelmek dileğiyle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugünden hayırlı bayramlar diliyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Nihat Başkan teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah Nihat Başkan da bir an önce ölmüşlerine kavuştursun. Pardon, yanlış mı dedim? Çok genç ya. İnşallah babası ölsün o zaman. Hakan özür dilerim. Sen de buradaydın. Valla arkadaş. Ama o da benim gibi olsun. Benim babam ölmüş, onun niye ölmüyor? O zaman çavuş gitsin onun yerine. bu arada hepimiz genellikle tanışıyoruz ama ben Erkan Özkan, 1975 Horasan doğumluyum. Galericilik işiyle uğraşıyorum. Tekrardan kahvaltı hazırlayan Dilek ablanın eline sağlık. Çok güzel olmuştu. Nihat Bey'in de kesesine bereket. Başkana da teşekkür ederiz. Ama bu işi genellikle siz Erzurumlar hep böyle sabah kahvaltısına ayarlıyorsunuz. Neden hiçbir gün bir cağ kebabı, bir öğlen yemeği olmuyor? Başkan onu anlamadık. Onu da buradan ileteyim. Artık bunu da başkan anlamış inşallah. Teşekkür ederim. Vallahi sıkıntı yok. Erkan Bey, Özkan iletişim olarak, galericilik olarak bir gün sponsor olursunuz, yaparız bunu ya. Aslında mikrofona gerek yok. Zaten ses duyuluyor. Öncelikle bu güzel derneğin temelini atan kıymetli başkanımız Ferit Keser Başkan'a ve kurucu yöneticilere canı gönülden teşekkür ediyorum. Neticede dernekler sosyal yardımlaşma olduğu kadar da insanların tanışma ve kaynaşması adına çok güzel bir adımdır. Halit abinin dediği gibi kıymetli abimizin gerçekten birbirine kıymetli dostlar kazanılıyor bu gibi derneklerde. Bu sabahki sponsorumuz Nihat abi ve Dilek Hanım'a canı gönülden teşekkür ediyorum. Zahmette bulunup bu kahvaltı programına katılan birbirine kıymetli Erzurumlara teşekkür ediyorum. Hayırlı sabahlar, şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Allah'a emanetsiniz. Arkadaşlar Mehmet abinin zaten sesi çıkmıyor. Mehmet abiden sonrası şey olsun. Bana gelmedi. Şuradan şöyle bir. Bence gerek yok. Yok gerek yok. Ah, ver Mehmet abi. Mehmet abi sen de sol başa. Mikrofon ele geçir, adam heyecanlanıyor. Belki de o yüzden. Şimdi olur yani. Söyleyeceklerimizi de unuttuk değil mi? Aslında bizim test mikrofonlar da pili zayıf. Onu bir daha bir baktım yani. Şimdi sana. Kemal Suna gibi kapılara getir de bardakları kapatın. Ona bir daha bir baktım. Evet Mehmet abi. Biz ödeleyelim. Öncelikle hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Adım Mehmet Işık, Erzurum Çat doğumluyum. Ebay İbni Ensari Hazretleri'nin bölgesinde oturuyorum. Sultanahmet Köyü'ne. Özellikle bizleri bu araya getiren, bu sofrayı bize hazırlayan ve bize sunan başta Nihat kardeşim ve Dilek kardeşime ayrıca teşekkür ediyorum. Bunun öncülüğü yapan asıl derneğimizin kurucu başkanı ve başkanımız Ferit Bey'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, kıymetli hazırım, bugün Arife günüdür. Biliyorsunuz ki bugün yeryüzünün en kıymetli günlerinden bir tanesidir. Çünkü neden? İnsanların bugün Arife'de takvada durdukları ikindiyle ve öğleni birlikte kılacakları namazı ve tüm İslam alemi için, hatta insanlık için, insanlar için dünyadaki huzuru ve saadeti olması için bugün orada takvada duran, dua eden milyonlarca hacı abilerimizden Allah hacılarını kabul etsin. Bizleri de onların o güzel dualarına nail eylesin. Çünkü bugün o kadar kıymetli bir gün ki, ama tabii ki o kıymet göze gözükmüyor. Maneviyat gizli olduğu için o yüzden maneviyattaki güzellikler pek gözükmez. Ancak onu insan yaşadığı takdirde, idrak ettiği takdirde onun farkına ve lezzetine varmış olur. Tabii burada bizler bu güzel sofralarda, bu bayramın arifesinde
midelerimizi fethederken bir tarafta da ailemizin, çocuklarımızın ve akrabalarımızın, yakınlarımızın, komşularımızın, dostlarımızın gönlünü de fethettiğimiz takdirde çok büyük farklı bir şeyler ortaya çıkıyor maneviyat yönünde. Burada ikinci şey de Müslümanlar kardeştir. Bunu asla ve asla hiç kimsenin inkar etmeye haddimiz de değil, hakkımız da değil. Çünkü eğer biz bunu farklı bir şekilde düşünürsek o zaman Allah'ın emirlerine haşa ve haşa ters düşmüş oluruz. Bunun için böyle bunu buraya getirdim. Bugün Gazze'de Allahu Ekber diyen, La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen herkes kardeştir. Ama bugün bebekler orada, efendim kadınlar orada, yaşlılar orada, o bombalar, o zulüm altında bayramı nasıl geçireceklerini bence biraz da aklımızdan veya da hayalimizden geçirmemizde fayda var diye düşünüyorum. Rabbim onların da yar ve yardımcısı olsun. Biz ancak dua ediyoruz. Aslında evet, dua işi bize düşüyor ama bu işin mesuliyetini taşıyan, ülkeleri idare eden o insanların eğer ki yanlışlıklarıyla onların yanında durmuyorlarsa Cenab-ı Allah bunun hakkını önce onlardan, eğer biz de destek vermezsek sonra da biraz da Mehmet Işık'tan da sorar. Ben bu duygu ve düşüncelerle hepinize ayrıyeten çok teşekkür ediyorum. Yarınki Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Kestiğiniz kurbanları da Rabbim dergah-ı izzetinde kabul-u karin eylesin. Rabbim sizleri çoluğuyla çocuğuyla nice bayramlara kavuşturmayı nasip eylesin. Hepinize saygı, hürmetlerimi sunuyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum efendim. Herkese selamünaleyküm. Başka ses nasıl? Harika. Ben böyle konuşsam olur mu? Evet, mikrofonu. Adım Mehmet Erdem. 1983 Erzurum Şeyhkaya doğumluyum. Zeytinburnu'nda tekstil işiyle uğraşıyorum. Bu kahvaltıyı organize eden Dilek Bedir ablama ve Nihat Polat abime, Nihat Arslan abime teşekkür ediyorum. Bu derneğin ilk kuruluşundan beri ilk kuranlardan biriyim. Gece 2.30-3'lere kadar burada çalıştık birkaç arkadaşlarımızla. Ve ondan sonra biraz işlerimizin yoğunluğundan fazla katılamadık ama kalbimiz her zaman Ferit başkanımız ve yönetimin yanındadır. Şimdiden herkese bayramını kutluyorum. Allah'a emanet olun. Cümlete selam aleyküm. Hamza Gölen, 1970 Horasan doğumluyum. Seslerimde bir problem var. Nedense? Evet. Daha fazla olur. Bu ailenin içindeyiz hepimiz. Birbirimizi az çok tanıyoruz. Tanımayan abilerimiz, ablalarımız da varsa ben Emrah Çetin, Şenkaya doğumluyum. Müzikle uğraşıyorum. Bugün yine değerli Dilek Başkanıma, Nihat abime, Ferit Başkanıma, bütün yönetim herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hepinizin bayramını kutluyorum. Zaten abiler gerekenleri söylediler. Biz de aynı şeyleri tekrarlayıp da zaman almayalım diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar, selamlar. Hoca geldi, mikrofon geldi. Evet abi, hemen mikrofonu sana verelim. Selamun aleyküm. Kıymetli kardeşlerim, sizleri böyle burada görmekten çok büyük mutluluk duydum. Tebrik ediyorum. Bu sizinle muhabbetimizin devamını Ferit Başkanımın başkanlığında daha güzel yerlere götürmemizi diliyorum. Arefe günüdür, duaların kabul olduğu gündür. Yarın bayram. Hepinizin bayramını şimdiden tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak nice bayramlara ulaşmamızı nasip eylesin. Kurbanlarımızı Allah-u Teala kabul eylesin. Evet, başa bağlamam çıktı mı? Evet. Daha teslim almalı. Evet, tam belli. Öyle ben sormuşum. Var ise ben sana toku getirdim.
Teşekkür ederim. Yani araba çıkıncaya kadar bayramda yani arabası kalmayasın diye geçen arabayı senin için getirdim. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar cümleten Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Ben alabilirim. Bu ziyafeti ikram veren kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kasalarına kasalarına bereket. Sayın Başkanım ve Keser Bey ve değerli Nihat Bey, Dilek Hanım'a çok teşekkür ediyorum bizi bugün bir araya getirdiği için. Efendim ben Mahmut Sönmez, Aslen Erzurum Tekmanlı, Yiğitler Köyü'nde. Ben de aydınlatma işiyle uğraşıyorum. Avizde üretiyoruz biz de. Eski kurucular, değerli abiler, şimdi gerçekten Sosyal ve Yardımlaşma Derneği diyerekten geçmeyelim. Erzurumlar Derneği ismi çok büyük. Bunun için hep birlikte biz bu isme sahip çıkmamız lazım. Şimdi burası herkesin çatısı. Yani yönetim olabilir, o ayrıdır ama burada herkesin kapısı var, herkesin yeri var. Herkes de her zaman buraya gelip buraya sahip çıkması gerekiyor. Sizden ricam buraya sahip çıkalım. Başka diyeceğim bir şey yok. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Güzel güzel bayramlar olsun inşallah. Allah bu bayramın size inşallah barış, kardeşlik, sevgiyi getirmesini diliyorum. Diliyorum. Teşekkür ediyorum. Dışarıdaki arkadaşlar gerekli mi? Dışarıdaki arkadaşlar. Şu dışarıdaki arkadaşlar çağırsana şimdi. Beyler sizi böyle içeri alsam, sakıncası yoksa. Derneğin yönetimi. Bunu görünce kendimi o kadar mutlu hissediyorum ki bunu anlatamıyorum. Beni ta 2020 yıllarına kadar götürdü. Şu anda buradaki olan bütün değerli dostlar hepsi bu İstanbul Erzurumlar Derneği kurucularından ve yönetiminde ve gecesini gündüzüne katarak bu İstanbul Erzurumlar Derneği topluluğunu bir araya getirmek için buradaki hemen hemen bütün arkadaşlar hepsi yani hem kuruluşunda ve hem yönetiminde hepsi maddi ve manevi bulundular. Biz tabii ki birlikte bu İstanbul Erzurumlar Sosyal Yardımlaşma Danışma Derneği biz birlikte kurduk. Biz birlikte bu durumlara getirdik. Bu sadece Ferit değildir, Ahmet değildir, bireyler değildir. Biz hep birlikte bunu yaptık. İstanbul Erzurumlar Derneği'nin kurucularında işte Hadi Işık burada, yönetiminde Halit Abay'dan tut. Yani buradaki bütün isimlerini saysam, yani buradaki bütün arkadaşlarımız hepsi bu İstanbul Erzurumlar Derneği'nin hem kurucuları hem yönetimi ve hem istişare kurulundan bir de gece gündüz maddi ve manevi çalışmaları yapan arkadaşlarımızdır. Tabii bugün tekrar İstanbul Erzurumlar Derneği çatısının altında kahvaltı yapmakla biz bir araya geldik. Az evvel işte can kebabında bahsedildi. Tabii ki bugün burayı yakalamışken İnşallah en kısa zamanda bir etkinliğimiz olacak. Açılışımız olacak. Etkinliğimiz 3 gün sürmeyi düşündürüyoruz. Tabii arzu ve isteklerim tekrar bu gördüğüm yüzleri İstanbul Erzurumlar Derneği'nin çatısının altında tekrar zaten birlikteyiz, kol kolayız. Ama tekrar yönetimce, istişare kuruluyla, merkez yürütmeyle, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla biz birlikte inşallah tekrar sır sırta verip İstanbul Erzurumlar Derneği'nde İstanbul'daki 39 ilçemize hizmet vermeye çalışacağız. Tabii ki bugün kahvaltıda sadece bunu söyleyeyim. Tabii hepinizi tek tek kapılarınızı çalacağım. Sizlerle istişare edeceğim. Bunu inanın yapacağım her şeyi sizlerle istişare ederek yürüyeceğiz. Sizlerden almış olduğum desteklerle İstanbul Erzurumlar Derneği yürüyor. Çünkü burada hepinizin çok büyük katkıları vardır. İstanbul Erzurumlar Derneği'ne hepinizin çok büyük katkıları vardır. Ama ne mutlu biz bugün yine buradayız.
Gene birlikteyiz. Gene kendi evimizi kontrol ediyoruz. Gene güç birliğimizi yapıyoruz. Yine elimizden ne geliyorsa diyorsunuz yapalım yani diyoruz yapalım diye bu mücadeleyi de veriyoruz. En kısa zamanda az önce söylediğim gibi sizlerle tek tek şu anda bütün çalışmalarımızı yapmışız yönetimce. Bir hazırlıklarımız vardır. Bu hazırlıklarımızda tek tek sizlerle istişare edip sizlere bazı teklifler getireceğiz. Zaten içindesiniz ama daha büyük görevler, daha büyük haz ve çalışmalar için sizlerle bir istişareler edeceğiz. Ondan sonra inşallah güzel bir açılışla etkinliklerimizle birlikte İstanbul'daki tüm erzurumlara kucak açacağız ve onlarda kucağımız o kadar büyük ki kucağımız hepsini dolduracak kadardır. Ben onun için tekrardan katılıp sağladığınız için, buraya geldiğiniz için ve İstanbul Erzurum Derneği kurumuna destek verdiğiniz için ve İstanbul Erzurum Derneği bu durumlara getirdiğiniz için gerçekten hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki sizlerle birlikte yola çıkmışım. İyi ki sizlerle birlikteyiz. Onun için biz ne diyoruz? İstanbul Erzurumlar ailesi diyoruz. İstanbul Erzurumlar Derneği demiyoruz. Kendi aramızda dernek diyoruz. Bizi bir arada buluşturan dernektir. Ama asas sloganımız el ele birlikte daha güçlüyüz. İstanbul Erzurumlar ailesi olarak hitap ediyoruz. Onun için biz büyük bir aileyiz. Hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Saygılar ve sevgiler. Sloganı yani bu derneğin kurucuları ve yönetimi ve bu tozlu toprağını yutan insanların bir araya gelişi ve buraya mal edenlerdir. Ben de onların vekilleri olarak yani o buradaki şu andaki yani yeni yönetimimden bahsetmiyorum. Bu kurucuları ve yöneticilerin onları da vekil olarak devam ediyorum. Gerçekten söyledim. Hepsi birbirinden değerli arkadaşlar. Hepsi de sıcak kanlı. Hepsi de güzel insanlar. Onun için onu da söyleyeyim. Evet. Derneğimizin kongresi yapıldı mı kıymetli başkanım? Derneğimizin kongresi yapıldı. Kongremiz yapıldı. Biz genel kurul üzerine yani yaptık. Çok fazla şey yapmadan kongremizi yaptık. Ama sürprizlerle doludur hayat. Bakarsın belki 2024'ün sonlarına doğru bir kongre düşünülebilir. Evet. Bir kongre düşünülebilir. Amin. Allah razı olsun. Başkan, şimdi aramızda değerli sanatçı kardeşlerimiz var. Evet. Öncelikle Hamza Başkan'dan bir demeci istiyorum. Evet. Hamza Gören'in dizesi çok güzel, mükemmel bir şey. Biraz daha eser okursun da. Büyük sanatçılar mı sonra? O da büyük sanatçı önden gelsin. Önce büyük sanatçı söyler, sonra peşinde genç kardeşlerimiz gelir. Mikrofonu alabilir miyiz? Başkan rica ettik, bir şey rica ettik. Sesi değil, sesi değil. Zeynep Bey'ciğim. Türkçe okuman lazım. Yok yok, Türkçe. İstediğini okuman. Herkes anlasın, burası değil. Olsun ben. Sen de Türkçe konuşur. Abi ağız görsün. Ağız, ağız. He, Türkçe olsun. Türkçe olsun. Türkçe olsun. Tamam, hadi olsun. Niye buradan da olamazsın? Ya başım o. Benim babam halk ozanıydı aynı zamanda. Evet. Ya babandan bir deme. Gerek Tahir kardeşim olsun, gerek Emrah kardeşim olsun bu işin duayenlerinde. Bunların olduğu yerde tabii ki bizim borumuz çok fazla ötmez. Bünyamin Cömert de burada. Bünyamin. Bünyamin burada. Ha, merhaba kardeşim. Ne feryat edersin divane bülbül, ne feryat edersin divane bülbül, senin şu feryadın alan gülşene kalsın. Senin şu feryadın adam gülşene kalsın. Bu dünyada eremezsen muradan, bu dünyada
kalsın. Huzuru mahşere alam divana kalsın. Nesim ahdedeyim bir kaşık kare. Nesim ahdedeyim bir kaşık kare. Şu sineme açtı anam bulunmaz yâre. Şu sineme açtı anam bulunmaz yâre. Dünya tabip gelse derdime çare. Dünya tabip gelse derdime çare. Derdimin dermanı anam Gülşen'e kalsın. Derdimin dermanı anam Lokman'a kalsın. Bu müdeler beni şarkar meşe bu. Memo anlıyor mu Memo? Memo nerede? Anlıyor. Nerede Memo? Memo dışarıda sigara içmeye çıktı ya. Ağzına saklanıyor, saklanıyor. Şu boy hatırı Kavus Ağa. Erkan Bey. Evet. Gözü kama gözü sekeni el derimane. Ah dur ben zem ol berpem vencere. Sebra dilim büteni kapı aşık eman uhalu temeli dünyadaki. وزر بن خود ابو معشق تشیرین تخشم برخیل و تو اسم ریم جوشون دا برا کیکی تاهیر بیشم Biri elma seviyor, biri armu seviyor, biri erik seviyor, biri çilek seviyor. Yani şimdi ben çok eski bir eser var. Onu öyle bir okuyayım ki rahmetli rahmetli Ozan'ın da Şakiro'dan okumak istiyorum ben. Okuyacağım. Milyonlarca takipçisi olan mesela yabancılar var. O eseri okudukları zaman tüyleri diken diken oluyor. Ben o eseri okumak istiyorum. Hela
لبرام تبنا شغامي برام بچکی برامی برام خونی شفخانی لبرام ولان خرب درد بچکو به درمانی لبرام حردان دنیا خوش به هوا بکنه و مرقی محمد لبرام ولادی خریبی خریبی سانی تیز بگه چی ما دردی بیچگو بی درمان لو 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 یو 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 گرس گرس بشیدی سال دیشمیز Şimdi Erzurum'un en güzel yanı da çok çeşitli renkli olmamız değil mi? Şimdi bir tarafta renkbeşlerimiz var. Gidirem okuruz senin için. Hey! Singo veremiz gedem Rabir babere ke loy loy şah bışah hey Ez ne dame gede dilim te da Birim dame lave ağey Lo terse ki o da gey Ay gede loy 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 Şıgır bitene bey خلقو آلم ببینه به وزنا به میغا گده مخرابه تشکر آخلم الالم 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 Kale kaleye bakar.
Yok ya, belli haftalar. Allah şey yapıyor ya. Ben hasarsızlık. O da %30 yapıyor. Ne kadar gelenler var mı? Mahmut Hoca geliyor da gerdeği bitirmiş. Yok ondan dolayı değil mi? Bir kere %40. Bir kere dertli mi var? Bir şey var yok mu? He. Allah Allah. Bir tane kapı yandı ya. Kapı zil. Şu canlar da kararlı. Ne soğuk? Geç Armuca, sen de çek. Ne? Ne?